Ona söylemek istediğim her şeyi söyledim ve gemiyi suya bıraktım. İşe yaradı mı peki? Yani bir parça da olsa iyi hissettirdi. Vay be. Defne böyle incelikler bilir miydi? Ben sınıfa gidiyorum Serkan. Defne. Göründüğün kadar kötü olmadığını biliyordum. Nereden çıktı şimdi bu? Dün onlara senin Eylül için yaptığım veda törenini anlattım. Ya bu ikimizin arasındaydı. Niye anlatıyorsun millete? Ben onu Eylül için değil, kardeşim için yaptım, tamam mı? Ya bana bakın ezikler. Her an her pisliği yapabilirim size. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Serkan, kardeşinin deli olma ihtimali var mı? Deli değil canısı. Bariz kötü işte. Ay ben size demiştim, kötüler asla değişmez. Bu da var. Hepsini güzelce bir hesaplayıver kardeşim. Sizin buralarda amma meşhur oldu ha. Ne açıdan? Genç bir kız buranın yakınındaki uçurumdan atmış kendini. Öyle duydum ben. Ha. Bak bizim milletimiz de böyle dramlara çok meraklıdır. Bak gör güzel kardeşim. Eğer yakında o uçurumun dibine turistik gezi düzenlemezlerse hiçbir şey bilmiyor bu adam. O kızcağıza ne olmuş? Bir haber var mı durumunda? Ölmüş zavallı kız. Gazetede öyle okudum. Vah vah. Pek de gençti. Çok üzüldüm doğrusu. Siz kamp yapmaya mı geldiniz buraya? Öyle birkaç gün kafa izni verdim kendime. Bakarsın ama bile çıkarım. Havalar tam ısınmadı. Çadırda üşümüyor musunuz? Aa, çadırda değil kulübede kalıyorum ben. Yaşlı bir bey babanın kulübesini kiraladım. O da torunlarının yanına gidecek bir zaten isabet oldu. Ya. Ücretiniz 52 lira. Şuradan alıverin size zahmet. Söyle. Şöyle vereyim. Üstü kalsın, bahşiş olsun güzel kardeşim. Ben hazır nevaleyi de almışken şu uçurumun dibine şöyle güzel bir piknik yapmaya gideyim. Hadi afiyet olsun. Buyurun. İyi günler memur bey. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.